Evet, şöyle söyleyeceğim. En çok kötü enerji soruları var. Bizim evimizde, düzenimizde, hayatımızda bizde kötü enerji var mı? Bakın, dünyanın ekseninde ve dünyada bir kötü enerji var. Yani sonuçta dinler, inançlar, felsefeler ve yapılan Budizm vesaire şey çok karışık olduğu için her ülkede kendi bünyesindeki gücü katmak için kendi dinleriyle gerçekten okumalar yapıyorlar. Yani bizim kendi Türkiye'mizde de Müslümanlık üzerine yapılan ve Türkiye'miz için yapılan dualar var. Yani her insan bu eksende etkileniyor. Etkilendiği için bizlerde de %80 insana da bu kötü enerjiler ben kocamla kavga ediyorum. Devamlı birbirimizi yiyoruz ve bize de cinsel eksiklik, konuşamama, paylaşım, yatakta ayrı yataklarda yatıyoruz. Bunun ama acaba kötü enerji mi dediğiniz takdirde, evet kötü enerji de olabilir ama psikolojik olarak ilişkinizde tanımıyor olabilirsiniz. Ve ilişkilerde gereksizce birbirinizi anlamadığınız için soğukluklar da olabilir ama kötü enerjiden etkileniyor düşünüyorsanız hemen bir bardak suyu içine 21 tane ayetel kürsü. En yakın sizin kendi bildiğiniz dua bu çünkü. Ya da dininiz neyse dininize göre okuyacağınız bir bardak suyun içerisine 21 ayetel kürsü, Nas, Felak okuyorsunuz. Ve de bunun içine bir damla sirke, bir tatlı kaşığından daha az, aslında bir tatlı kaşığından daha az dediğimi 2-3 tane de tuz ekliyorsunuz. Niye? Bu enerjiyi komple de bununla evinizin köşelerini, kocanızın atletini, kocanızın saçını, kendi saçınızı, evinizi bir temizlerseniz 21 gün bunu yaparsanız enerjiniz değişecektir. Ben bunu yaptım, olmadı. Yani yine aynı aksilikler devam ediyorsa güvendiğiniz bir insanı danışarak yardım almanız gerekiyor. Genelde evde ada çayıydı, efendime söyleyeyim kına çayıydı, yok o ot çayıydı, bu bilmem ne çayıydı yakılması. Bakın yakılan hiçbir şey hayır değildir. Bunu bir başta anlaşalım. Ben de bu hatayı yapmış olabilirim. Sizler de yapmış olabilirsiniz. Mezara gömmek yanlıştır. Yani siz hani okuyorum da rızkım açılsın dediğim zaman ada çayı, kocam bana gelsin, sevgilim bana gelsin, o gelsin. Ya yakılmak kadar günah bir şey değildir. Yani bizde yakmak diye bir şey yok bizim dinimizde. Farklı dinlerde olabilir, saygı duyuyorum. Ama bizim dinimizde bir ölüyü mezara nasıl koyuyorsak büyüyü de kötü enerjiyi de böyle değiştirmeniz lazım. O yüzden ada çayı da oydu buydu, poktu küsürdü yakmak kesinlikle karşıyız. Ben karşıyım. Yani benim inandığım şey karşı. Başka insanların söylediği şeye saygı duyuyorum. Ama ben yakılmasına karşıyım. Evet, en çok kimin nazarı, kimin kötü enerjisi? Anne babalarımız. Çünkü biz çocuklarımızı ya da ailemizdeki insanları çok sevdiğimiz için en çok nazarı bundan alırız. Kem gözlü dostlardan nasıl kurtulurum derseniz ayda bir kurşun döktürebilirsiniz. Üzerinize dua yazdırabilirsiniz. Bir de kara buğday tohumu vardır. Bilir misiniz? Bilmiyorum ama her birine sabahları Yasin ya da Ayetel Kürsi okursanız ve toprağın içine gömerseniz kara buğday tohumu her zaman bereketinizi, para rızkınızı aydınlığa itecektir. Yakmalara karşıyım. Tohumu evdeki saksınıza da ekseniz olur. Ama herkes bu işi yapıyorum, ediyorum diyen herkese de inanmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işten ciddi para kazanan insanlar var. Buna saygı duyuyorum yapılan her şey ama bu tarz şeyler daha çok güveneceğiniz ve inanacağınız insanlar olması gerekti. Evet, insanlarda üç harfli vardır. Yok diye bir şey yok. Çünkü Allah'ın yarattığı sonuçta her şey bizim bedenimizde ve toprağımızda vardır. O yüzden ben inanıyorum böyle şeylere. Ama kötü enerji vesaire şeyden kurtulmak istiyorsanız her sabah ayetel ve evinize mutlaka sirkeli suyla temizleyin. Ayetel kürsüsüz lütfen dışarı çıkmayın. Mümkünse Yasin'inizi okuyun. Bereket, bolluk duaları var, karınca duaları var mutlaka okuyun. Ama kara buğday tohumu bu konu için en bereketli ve aydınlıktır. Yani siz evinizde deneyin. Denemediğiniz takdirde yardımcı, denediğinizde ben başaramadım diyorsanız bu şekilde yardımcı bulacağınız insanlar mutlaka yardım edebilecektir. Evet, büyü dediğimiz şey gerçek hayatta var. Doğru insanlarla çözüm de vardır ama siz yanlışlarla daha büyük yanlışlar yapabilirsiniz. O yüzden güveneceğiniz adrese gitmeniz en sağlıklıdır diyorum. Sevgiyle kalın.